Evet, hocam bu kaçıncı bölüm oluyor? Üçüncü bölümü. Evet, Mert Sen Yap'ın üçüncü bölümüyle karşınızda. Hayatımda hiçbir videoyu çekmem için bu kadar ısrar ve tehdit mesajı almadım. Ben atıyorum yorumlarına Mert Sen Yap, Mert Sen Yap, Mert Sen Yap. Yayın açıyorum aynı şekilde Mert Sen Yap ne zaman? Mert Sen Yap, Mert Sen Yap, Mert Sen Yap. Başımın etini yediniz. Neredeyse evime gelip beni dövecektiniz. O kadar istediniz ve ben de sizleri kırmadım. Mert Sen Yap'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Neyse o zaman bir video girişimizi yapalım. Selamlar, ben Mert. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Mert Sen Yap'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, az önce de belirttiğim gibi bu seriyi acayip seviyorsunuz, acayip istiyorsunuz. Ben de sizler için çekmeye çalışıyorum. Bugün 3. bölümüyle karşınızdayım. Yine sizlerden gelen efsane, çılgın, manyak, psikopat Mert Sen Yap yorumlarıyla 3. bölümü çekeceğiz. Gerçekten bu seriyi çok seviyorsunuz, destekliyorsunuz. Devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara Mert Sen Yap eşliğiyle ceza ve görevlerinizi yazmayı unutmayın. O zaman gelin hemen ilk yorumla başlayalım. Besvecoş demiş ki Mert Sen Yap 10 basketten 5'ini atamazsan çiğ yumurta iç demiş. Bu seride sizin bana bir çiğ yumurta içirme hevesiniz var ama bilmiyorum o gün bugün mü, hemen deneyelim. 10 basketten 5'ini atmam lazım. Yapacağım ya. Ben bu seride çiğ yumurta içmek istemiyorum. Ben bunu yapacağımı düşünüyorum. Hemen geçelim ve basket atmaya başlayalım. Bu videoyu çekmek için bir park kiraladığımı söylememe gerek yok herhalde. Gördüğünüz gibi sizler için park kiraladım, bomboş. Sırf sizler için bak, bomboş bir park. Tabii efendim. Welcome to Forever, man. Let's go. Evet, hadi o zaman gelin basketleri atmaya başlayalım. No surrender. Yeah. Aynen. Evet, bir diğer yorumumuz şu şekilde. Okumaya başlamadan şunu belirteyim. Bu benim hayatımda aldığım en garip yorumlardan bir tanesi. Mert Sen Yap, abi duvara 10 defa vur, vuramazsan balkondan diye bağır demiş. Köpüş bunu demiş. Yani neden ben duvara 10 defa vuruyorum, vuramazsam niye balkondan diye bağıracağım? Hiçbir fikrim yok ama zaten arkamda bir duvar var, gördüğünüz gibi şu şekilde görüyorsunuz. Bu duvara 10 kez vuracağım, vuramazsam suyu diye bağıracağım. Yani çok çok saçma bir yorum ama yapacağım. 10 kez vurmam lazım. Yani bunun yapamazsan ki zorluğunu da anlayamadım. Umarım kanka bahsettiğin şu şekilde vurmaktır. 10 kez vuracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani dediğim gibi hayatımda aldığım en saçma, en böyle absürt yorum olabilir. Yorum bu şekildeydi. Tamamen zaten ekrana gelmiştir. Duvar 10 defa vur, vuramazsan balkondan suyu diye bağır. Bu kadar ya. Neyse, yapmış olduk. Çok çok absürt bir yorumdu. Neyse, bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer yorum okuyorum. Yine böyle saçma sapan absürt yorumlardan bir tanesiyle devam ediyoruz. Olayımız şu: amuda kalkarak su iç, içemezsen Beypazarı ya da 1 litre
su tekli demiş arkadaşımız. Ya şimdi amuda kalkarak su içmek, gerçi orada amuda da dememiş, umuda. Umuda kalkarak su içmem lazım arkadaşlar. Umuda kalkmak ne? Yani büyük ihtimalle amuda kalkmayı kastetti arkadaşlar. Umuda kalkmak yazmış. Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı düzgün yazın. Okumakta zorluk çekiyorum. Lütfen düzgün yazın. Ya zaten bir tane yorum yazıyorsunuz, onu da düzgün yazmıyorsunuz. Lütfen yorumlarınızı düzgün yazın. Ben de rahat rahat okuyabileyim. Yeter ya. Şimdi bu yorumu birazcık mantıklı düşündüğümüzde amuda kalkarak su içmek yapabilecek bir aktivite, faaliyet değil. O yüzden ben direkt Beypazarı ya da 1 litre su tekli demiş arkadaşımız. Ben direkt cezaya geçiyorum çünkü amuda kalkarak su içmeyi hiç kimse yapamaz arkadaşlar. Şimdi ben bu yorumu transitle geçmiyorum, cezasını yapıyorum. O yüzden amuda kalkarak su içemeyeceğime göre ben direkt cezaya geçiyorum. Cezamız da 1 litre su teklemek. Şimdi gideceğim 1 litre su alacağım ve bunu tekte içmeye çalışacağım. Bu da zor bir şey, yani imkansız değil, yapılır, yapan da vardır. Hatta hemen gelin birlikte yapalım. 1 litre su teklemem lazım. Yapılır ya, öyle imkansız bir şey değil ama böyle imkanlı çok rahat da bir şey değil. A few moments later. Ah sizi çılgınlar ha. Aldım geldim suyumu. Yani ben böyle çılgın bir kitle, böyle manyak bir kitle görmedim. 1,5 litre bir su aldım. Bunu içebildiğim kadar içmeye çalışacağım. Yani bu 1,5 litre bunu tekleyemeyeceğim. Şurayı saymazsak şu kadar içmem lazım. Yani şu üstü saymadığımızda, gerçi burada değil de. Yani bayağı bir içmem lazım anlaşılan. Tamam yapacağım ya, yapacağım. Arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim. Kendim zorlandığımda direkt bırakacağım. Yapabilirsem yapacağım, yapamazsam artık bir şey diyemem. Bir de çok sıcak olduğu için ben hep su içip geliyorum. Şu an hani susama isteğim de yok ama. Bir litre olmadı herhalde ama. Bir litre olmadı büyük ihtimalle. Gerçi 1,5 litre hani içtiğimize göre bilmiyorum arkadaşlar. Sizce 1 litre oldu mu olmadı mı? Yorumlarda tartışalım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlara yazsın. 1 litre içtim mi içmedim mi? Bilmiyorum yani kaç diş oluyor? 1, 2, 3. 3 diş, bir de şu yukarısını komple içmişim. Bence yine iyi içtim yani, hiç susama isteğim yoktu fakat yine de güzel bir şekilde içtim. 1 litre sanki ucundan şöyle bir 700 milim falan olmuştur ya. Bilmiyorum arkadaşlar, yorumlarda tartışalım. Umarım 1 litre olmuştur. Bu yorumumuz da bu şekildeydi. Ama siz bana gerçekten çok zor yorumlar yazıyorsunuz ya. Niye bu kadar zor yorumlar yazıyorsunuz? Hani böyle basit şeyler yazın. Hani tekerleme söyle bilmem ne falan. Arkadaşlar basit şeyler yazın lütfen. Tabii efendim. Arkadaşımız demiş ki Mert sen yap, suda 1 dakika nefesini tutmayı dene. Bak bu videoda en beğendiğim yorum net bu ya. Hani dene demiş, kesin yap dememiş, bir ceza falan yok. Sadece suda 1 dakika nefesimi tutmaya çalışacağım. Galiba bu videoda en sevdiğim yorum bu. Bu şekilde yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani şunu dene, bunu yap, yapamazsan şunu yap. Ama böyle çok zor olmayan, kendimi çok zorlamadan gayet güzel bir yorum. Suda 1 dakika nefesimi tutacağım. Umarım 1 dakika yapabilirim. Gerçi bir cezası yok ama 1 dakika ben yapabileceğimize yani inanıyorum ya. Suda 1 dakika durur muyum? Dururum abi ya. Çok zor değil. Dururum. Evet şimdi 1 dakika nefesimi tutacağım. Su içinde inanmayanlar için buradan da çekeyim. Gördüğünüz gibi su bu şekilde arkadaşlar. İnanmayanlar için oradan gözükmüyor. Fakat buradan da görmüş oldunuz. Şimdi bunun içinde 1 dakika nefesimi tutmaya çalışacağım. Burada bir tane gözlüğüm var. Gözlük takmak tamamen serbest, sıkıntı yok arkadaşlar. 1 dakika nefesimi tutmam lazım.
yapacağım. Arkadaşlar yapacağım ben bunu ya. Çok zor değil. Sayaç koyarım zaten ekrana. Of, yine gerildim bak, geriliyorum. Ben bu yorumlarda geriliyorum hep. Yapacağım. Tamam, güvenin. Hemen bir like'ları atın. Abone olun. Güvenin arkadaşlar bana. Yapıyorum. O zaman hazırsanız dalıyorum. Ya burnuma falan su kaçarsa nefes sıkıntı aslında ama gözlerimi açabileceğim. Tamam, hazırsanız ben dalıyorum. Heyecandan kalbim çarpıyor resmen. Bir anda böyle bir şey oldu ya. Bir anda bir şey oldu. Bak böyle iyiydim. Keşke abla alsaydım yanıma. İyiydim. Bir anda bir şey oldu. Birkaç 30 saniye olmuştur umarım ya. Bilmiyorum. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Evet, bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Şu an canım istedi. Bir daha deneyeceğim. Bakalım. Tamamen nefesle alakalı bir şeymiş. Gözlük falan su oldu. Nefesini yönetebilirsen bir sıkıntı yok. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Hadi bakalım. Bu sefer bir dakika olmadı az önce. Ondan eminim ama bu sefer yapacağım. Yok ya. Olmuyor. Bu kesinlikle. Ya bir dakika yapan var mı? Aranızda illa yapan vardır ama bilmiyorum. Olmuyor arkadaşlar. Denedim. Yok, çok zor. Biraz yapıyoruz. İlk yaptığımda kesinlikle daha uzun yaptım. Bir 30 saniye olmuştur herhalde ilk yaptığımda ama nedense ikincide böyle nefesimi kontrol edemedim. Ama dediğim gibi tamamen nefesinizi kontrol etmekle alakalı. Gözlüğü falan boşuna takmışım. Gözlerim kapalı dururdum çok rahat. Ama nefes, sıkıntı olan nefes o şekilde arkadaşlar. Yani bilmiyorum, bugün çok fazla suyla içtik, nefesimizi tuttuk. Bugün artık bir daha suyla ilgili bir yorum görmek istemiyorum. Neyse, bu yorum da bu şekildeydi. Bir diğer yoruma gel. Yorumumuz Deniz'den gelmiş ve demiş ki herhangi bir dünya rekoru kırmayı dene demiş. Ben de araştırdım. Bulduğum en kolay dünya rekoru şu şekilde. Bu görmüş olduğunuz suyu, evet bu görmüş olduğunuz suyu 2.35 saniyede içmem gerekiyor. Evet, 2.35 saniye arkadaşlar. Yani yarım mililitre, 500 milim suyu 2.35 saniyede içmem lazım. Bilmiyorum yani bunu yapan insan nasıl yapmış, nasıl bir mideye sahip, nasıl bir şekilde yapmış, hiçbir şekilde bilmiyorum ama bu suyu deneyeceğim. 2 saniyede bunu içmek bilmiyorum ne kadar imkanlı ama tek deneyeceğim, tek deneme hakkım var. Bilmiyorum, bunu 2 saniyede içmek, 2.5 saniyede bu suyu içmek, içersem Guinness dünya rekorlarına falan girerim herhalde ama büyük ihtimalle içemeyeceğim. Yani şunu 2 saniyede içebilecek bir insan tanımıyorum ben. Gerçekten tanımıyorum. İçen de nasıl içmiş büyük ihtimalle Türk değildir ama bilmiyorum, o kadar araştırmadım. 2.5 saniyede içmem lazım. Deneyeceğim yani. Denemekten başka bir çaremiz yok. Büyük ihtimalle olmayacak ama biz yine denemiş olalım arkadaşlar. Deniyorum, tamam. 3, 2, 1. Olmadı ya, olmadı. Bir dakika, baştan yapamadım. Bir daha deniyorum. 3, 2, bak su ağzıma gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. 3, 2, 1. Ne diyor bu? Yok, ben bir daha Mert Şenler çekmiyorum. Bir daha bana suyla ilgili yorum yazarsanız da almayacağım, etmeyeceğim. Yeter ya. Yeter be. Ben 2 hafta su içmeyeceğim. 2 haftalık suyumu içtim bugün ya. Bu kadar zor Mert sen yap yorumları yazmayın. Birazcık daha kolay yorumlar bekliyorum. Kolay ve eğlenceli, zevkli yorumlar bekliyorum. Bir sonraki Mert sen yap bölümünde görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar olsun. Çok 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 eğlenceli bir bölüm oldu. Sanırım yine en zorlandığım Mert sen yap bu olabilir.
basket attık, su içtik, nefesimizi tuttuk, her şey yaptık. Çok güzel bir bölümdü. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bye bye.